İntegral Menkulelerden merhaba. Ben araştırma uzmanı Emre Çayırlı. Bugün içerisinde piyasalar dün akşam Fed Başkanı Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrası dolarda yaşanan kuvvetlenmeyle başladı. Gün içerisinde ise ilk etapta Euro bölgesinde açıklanacak PMI rakamlarını takip edeceğiz. Sonrasında da Amerika'da açıklanacak özel sektör, tarım, istihdam, değişim rakamları izlenecek. Piyasadaki genel beklentiye baktığımız zaman PMI verilerinde yükselişin devam ettiği görülebilir. Bu da Euro cephesinde tekrar yukarı yönlü hareketin başlaması neden olabilir ama Euro dolar paritesinde teknik anlamda düşüş trendi hala devam ediyor. Son dönem içerisinde açıkçası 1.08 ile 1.11 arasında bir yatay hareket söz konusu. Alt bantlar biraz daha zorlanmaya başlamış durumda. Cuma günü Amerika'da açıklanacak tarım istihdam verisinde eğer yükseliş devam ederse 1.08 bölgesi kırılma ihtimali bulunuyor. Bu takdirde de 1.06'lara doğru geri çekilme hareketi yaşanabilir. Buna karşı dikkatli olmak yararlı olacaktır. Yukarı yönlü hareketler içerisinde direnç olarak takip edebileceğimiz bölgeler 1.0960 ve 1.1020 seviyelerinde bulunuyor. Çarpı bölgelerde zorlanma içerisinde geçen bir parite olursa satış pozisyonlarının tekrar ağırlıklanmaya başladığı görülebilir. Yarın ise İngiltere tarafında oldukça önemli gelişmeler yaşanacak. Yarın İngiltere Merkez Bankası faiz oranı kararında bir toplantı gerçekleştirecek ve toplantı sonucunda da ilk defa tutanaklar açıklanacak hemen akabinde. Genellikle 2 hafta sonra açıklanıyor tutanaklar. Yarın eğer faiz artışı gündeme gelirse ve Carney yaptığı konuşmada faiz artışının yaklaştığını söylerse sterlinde sert bir değer artışı yaşandığı görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için sterlin dolarda en kritik bölge 1.5675 seviyesinde bulunuyor. Teknik anlamda bakıldığı zaman yukarı yönde bir sıkışma içerisinde fiyatların hareket ettiğini görüyoruz. Dün Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında geri çekilen bir parite görmüştük. 1.5520 seviyesi destek olarak çalışmıştı. Eğer 1.5520 aşağısına geçilmezse yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görebiliriz. 56.75 üzerinde de dediğim de söylediğimiz gibi hareketler hız kazanabilir. 56.75 üzerindeki bir sonraki direnç noktası 1.58 seviyesi olarak gözüküyor. Bugün içerisinde Amerika'da açıklanacak veriler altın tarafında da hareketlilik yaratma potansiyeline sahip. Özellikle altın fiyatları son dönem içerisinde oldukça detaylaştı. Aşağıda 1.080-1.075 dolar arasındaki bölge destek seviyesi olarak çalışıyor. Ve uzun süredir bunun aşağısına geçmekte başarısız kalındı. Yukarıda ise 1.100 ve 1.105 bölgesi ilk önemli direnç noktamız. Teknik olarak baktığımız zaman 1.150'lerden başlayan düşüş, sert düşüş sonrasında yatay yaşayan hareketin bir kap formasyonu yapma ihtimali bulunuyor. Bundan dolayı eğer Amerika'da açıklanacak veriler ve Cuma günü gelecek tarım istihdam verisi olumsuz olursa 1.105 dolar üzerindeki fiyatlamalarda hızlı alımlar görülebilir. Eğer yükselen bir tarım istihdam verisi ve düşen bir işsizlik oranı görürsek de aşağıda 1.175 bölgesi aşağısında satış baskısı ilk etapta 1.060 sonrasında da 1.040 seviyene kadar devam edebilir. Buna karşı dikkatli olmak yararlı olacaktır. Son olarak Japonya tarafına baktığımızda dolar yen paritesi oldukça önemli bir direnç noktası olan 124.50'yi baskılamayı devam ediyor. Dolar endeksinin 98 üzerinde kalması dolar yen paritesinin de bu bölgeyi sürekli olarak tekrar güncelleme isteğini arttırmış durumda. Amerika tarafından gelecek veriler dolar cephesindeki kuvvetlenmeyi desteklerse 124.50 bölgesi üzerine geçilmesi dolar yen paritesinde 125-126 bölgelerine doğru sert alım baskıları getirebilir. Bundan dolayı direnç kırılmasına karşı dikkatli olmak yararlı olacaktır. Gelişmenin devamıyla Integral Forex TV'de görüşmek üzere. İyi günler. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.